Herkese merhaba, Androfert Klinik İstanbul'dan sesleniyorum. Şimdi bugün bana çok sorulan bir konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Bu konu azosperm hastalarında yapılan değerlendirmede varikosel saptanır ise varikoseli düzeltmek gerekir mi? Yoksa etkisi yok, direkt mikrotese mi yapalım? Sorusunun cevabı olacak. İlk önce zaten azosperm hastalarında detaylı bir inceleme yaptığınız zaman hastanın hormonları, FSH, LH, total testosteron, inhibin gibi hormonlar değerlendiriliyor. Ultrason yapılıyor ve testis etrafında varikosel olup olmadığı bakılıyor. Ve en az 2 tane sperm testinin zaten bakılması, canlı ya da cansız hücrenin olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Varikosel testise nasıl hasar verir ondan biraz bahsetmek istiyorum. Varikoselin testise zarar verme mekanizması iki şekilde olur. Birincisi testise termal etki yani ısıyla testisin çalışmasını yavaşlatması, engellemesi ya da böbrek üstü bezi dediğimiz sürenal bezin ürettiği katekoleminlerin direkt varikoselde damar kapakçık bozukluğu olduğu için testise maruziyet ve o şekilde testisin fonksiyonlarını bozması şeklinde özetleyebiliriz. Azosperm hastalarında klinik varikosel var ise, klinik varikosel dediğim dışarıdan gözüken ve yüksek dereceli varikoseller ki bu daha çok ısı ile ve az önce bahsettiğim katekoleminlerin testise birikmesi ile sperm fonksiyonunu ve testis fonksiyonunu bozabilmektedir. İkinci bir olay hormon üzerinden olmaktadır. Azosperm hastalarında mikrotese planlaması yapmadan önce eğer varikosel var ise benim klinik tecrübem varikoselin düzeltilmesi gerektiği yönündedir. Çünkü varikoselin düzeltildikten sonra yapılan çalışmalar da göstermiştir ki testisteki testosteron üretimi artmaktadır. Ve sperm üretimi için zaten testosteron can alıcı bir hormondur. Burada prensip olarak varikoseli olan, reflülü varikoseli olan ve azospermi olan hastalarda varikoselin düzeltilmesi, 6 ay beklenmesi, hormon dengesinin yerine oturmasının sağlanmasından sonra yapılacak mikrotesede sperm bulma şansının artırıldığı zaten çalışmalarda gösterilmiştir. Bunun yanında bu tarz hastalarda %10 spontan sadece hormonlar düzeldiği için sperm çıkışı da görülebilmektedir. Teşekkür ederim.